Şimdi İngiltere ile Almanya'yı işlemiştik. Merhabalar, hoş geldiniz ilk önce herkese. Gelmeyen arkadaşlara da mesaj yazalım. Gelsinler, katılsınlar diye. Bugünkü soru çözümümüzün konusu Almanya ile İngiltere'yi işlemiştik ülkeler coğrafyasının 11. sınıf müfredatından. İngiltere ile ilgili bir 15 tane test çözeceğiz. İngiltere'yi ilk işledik. Ondan sonraki süreçte ise ülkelere tekrardan devam edeceğiz, kaldığımız ülkelere. İngiltere arkadaşlar demiştik. Şöyle bir Google Earth'ten tekrardan ben size İngiltere'nin bir yerini göstereyim isterseniz. Google Earth'ten tekrardan İngiltere'nin yerini gösterelim. Evet, İngiltere arkadaşlar biliyorsunuz diğer ismi Büyük Britanya. Şöyle baktığınızda Avrupa kıtasında ada devletiydi demiştik İngiltere. Adadan oluşan devletti. Ve kendi içerisinde özerk bölgeleri olan bir yerdi. Aslında asıl ismi Birleşik Krallık'tır. Diğer ismi ise Büyük Britanya. Birleşik Krallık ve Büyük Britanya isimleri vardır. İngiltere değildir aslında. İngiltere sadece oranın bir bölgesidir, bir kesimidir. Aslında nereden oluşur? İrlanda şöyle bir ayrı bir adadır o da yani içerisinde. İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler bölgesi ve İngiltere. Bunların hepsine arkadaşlar biz Birleşik Krallık ismini vermişiz. Tekrar söylüyorum. İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere. Bunların hepsine Birleşik Krallık diğer ismiyle Büyük Britanya diyoruz arkadaşlar. Ayrıca bir ismi daha vardı, lakabı vardı. Güneşin doğup da batmadığı ülke. Güneşin doğup da batmadığı ülke demesi sebebi ise her yerde bir sömürgesinin olduğundan dolayıdır. Aslında güzel yerleşmesinin olduğu yer İngiltere ve Galler kesimidir. Güzel bir yerleşmenin olduğu yer. En sıkıntılı yerleşmenin olduğu yer ise İskoçya'dır arkadaşlar. İskoçya çok dağlık engebelidir. Dağlık engebeli olduğu için yerleşmeye uygun değildir, ulaşıma uygun değildir, sanayiye uygun değildir ve iklimi soğuktur, yüksek olduğu için ve kutuplara yakın olduğu için. Onun için İskoçya bölgesi arkadaşlar çok da iyi bir yer değil. Sadece İskoçya'nın şu bölgesinde yerleşme var. Bak gördüğünüz gibi düz araziye sahip. Onun dışında şu dağlık olan kesimlerde yerleşmenin olmadığı yerlerdir. Sadece yeraltı kaynakları, madenler işletmesi vardır. Şimdi arkadaşlar tekrardan köyümüze dönelim o zaman. Yani sorularımıza dönelim. Sorularımızı çözelim. İngiltere ile ilgili. Sanayi devriminin gerçekleştiği yerde biliyorsunuz İngiltere. Peki sanayi devrimi İngiltere dünyada ilk İngiltere'de ortaya çıktı. Hangi kentinde ortaya çıktı? İngiltere'nin hangi kentinde ortaya çıkmıştı arkadaşlar? Hatırlarsanız. Sanayi devrimi İngiltere'nin hangi kentinde ortaya çıkmıştı? Bilen varsa. Manchester kentinde değil mi arkadaşlar? İngiltere'nin Manchester kentinde ortaya çıktı. Manchester United. Ama arkadaşlar ilk sanayi devrimi Manchester United yani Manchester kentinde ortaya çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim. Evet, o yazmışsın ama yanlış yazmışsın. M yazacağını Ö yazmışsın Numan. Manchester, doğru. Evet, teşekkür ederiz Numan. Sağ olasın canım. Evet arkadaşlar, İngiltere'nin yukarıdaki denizlerden hangilerine kıyısı yoktur? Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Manş Denizi, Marmaris. Hangi denizlere sınır yoktur? Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Manş arkadaşlar, Akdeniz. Şöyle haritamızdan bir bakalım isterseniz. Hangi yerlere sınırı yokmuş İngiltere'nin? Hangi denizlere sınırı yokmuş? Gördüğünüz gibi İngiltere Kuzey Denizi'ne sınırı var mıymış arkadaşlar? Bakın İngiltere Kuzey Denizi'ne sınırı var. Kuzey Denizi'ne sınırı var. Peki arkadaşlar Baltık Denizi ile bir alakası var mı İngiltere'nin? Hayır. Baltık Denizi kar içerisine girmiş bir su kütlesi. Baltık Denizi ile herhangi bir bağlantısı yok arkadaşlar. Baltık Denizi ile bir bağlantısı yok. Kuzey Denizi. Şurası arkadaşlar Manş Denizi'dir. Manş Tüneli'nin olduğu yer. Manş Denizi bak. Şurası Manş Denizi'dir. Tamam mı? Yine şurası Celtic Denizi'dir. Peki İngiltere'nin Akdeniz sularıyla bir alakası var mı? Bakalım.
Akdeniz biliyorsunuz arkadaşlar, aşağıda bakın Akdeniz burada. Akdeniz'de İngiltere'nin herhangi bir bağlantısı yoktur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kuzey Denizi, Atlas Okyanusu, şurası zaten Atlas Okyanusu. Şurası Manş Denizi. Manş Denizi İngiltere ile sınırı var. Baltık Denizi'nin herhangi bir sınırı yok İngiltere ile. Ve Akdeniz'in de herhangi bir sınırı yok arkadaşlar. Ne olacak? Baltık Denizi ile, aferin, Akdeniz olacak arkadaşlar. Baltık Denizi ile Akdeniz olacak. Sorumuza döndüğümüz zaman sorumuzda göreceğiz zaten. Baltık Denizi ile Akdeniz demişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Baltık Denizi ve Akdeniz'de herhangi bir bağlantısı yok. Cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olacak arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman, soruya bakalım. Aşağıdaki özellikleri veren iklim tiplerinin hangisi İngiltere'de görülür? İngiltere'de bizim Karadeniz iklimine benzeyen ılıman okyanusal iklim görülürdü. Karadeniz iklimi nasıldır arkadaşlar? Karadeniz iklimi. Yani ılıman okyanusal iklimin diğer ismi Karadeniz iklimidir. Baktığımızda yaz sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bu Akdeniz ikliminin tanımıdır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Her mevsim yağışlı olan sıcak ve nemli iklim. Bu ekvator iklimidir. Her mevsim yağışlı ve çok sıcak bir iklime sahip. Yazlar sıcak, kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçen iklim. Bu karasal bölgelerin iklimi, Karadeniz iklimine yakın değil. Yazlar kısa ve serin, kışlar çok uzun ve soğuk geçen iklime sahip. Her mevsim yağışlı olan, yazları serin, kışları ılık geçen iklim. Şimdi arkadaşlar, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi, yani İngiltere'nin iklimi Karadeniz, ılıman okyanusal iklim. Karadeniz iklimi ile Akdeniz'i birbirinden ayırmamız için yazlarının çok kurak olmaması, sıcak olmaması gerekiyor. Karadeniz iklimi her ay yağışlıdır, her mevsim yağışlıdır. Her mevsim yağışlıdır, evet. Yazları sıcak olmaz, serin olur. Karadeniz iklimi, yani okyanusal iklim, İngiltere iklimi, okyanusal iklim. Dışarıda ılık geçer arkadaşlar. Cevabımız da olur. Edirne şıklı olur. Anlamayan arkadaş varsa tekrar sorabilir. İngiltere'nin yer çekimlerinin büyük bir kısmı alçak ve düzlük olması özelliklerinden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir? Bunun cevabı Edirne. Edirne, Karadeniz iklimine benzer bir iklim demiştik. Karadeniz iklimi hatta. Okyanusal iklim, İngiltere'nin iklimi okyanusal iklimdir. Karadeniz iklimi de okyanusal iklim içerisindedir. Yani Karadeniz iklimine benzer bir şey bulacağız. Soruya baktığımızda ise arkadaşlar, yok, Karadeniz iklimine benzer İngiltere'nin iklimi. İngiltere'nin yer şekillerinin büyük bir kısmı düz ve alçak. Bu özelliklerin hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir? Yani diyor ki İngiltere'nin arkadaşlar, büyük kesimi düz ve alçak olması yukarıdaki özelliklerden hangilerini olumsuz yönde? Olumsuz etkiler, düz ve alçak, düz araziler. Neyi olumsuz etkileyebilir? Ekili ve dikili alanları olumsuz etkileyemez, değil mi? Aksine olumlu etkiler. Daha çok ekili dikili alan yaparsın düz arazide. Akarsuda ulaşım ve taşımacılığı olumsuz etkiler mi? Hayır, olumlu, çünkü düz bir arazide akarsu çok güçlü akmaz. Güçlü akmadığı için ulaşım gemiler gidebilir. Hidroelektrik enerji potansiyeli arkadaşlar. Hidroelektrik potansiyel ne demekti? Hidroelektrik enerji potansiyeli. Akarsu üzerinden elektrik enerjisi elde etmek, değil mi? Bir akarsuda elektrik enerjisi daha fazla elde etmemiz için akarsu nasıl bir yerde akması gerekiyor? Eğimli arazide akması gerekiyor. Eğimli arazide akması gerekiyor ki hidroelektrik potansiyeli yüksek olsun. Daha kapaktan su güçlü çıkar, baskı yapar ve elektrik daha çok üretirsin. Misal Türkiye Karadeniz bölgesinde daha çok elektrik enerjisi. Biz zaten bunu size videosunda izletmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Onun için arkadaşlar, hidroelektrik potansiyelini düz arazi olması olumsuz etkilemiştir. Yalnız cevabımız 3 olur. Birazcık cevap da siz de katılın. İngiltere'nin nüfusu ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Siz cevap verin. İngiltere'nin nüfusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Nüfusun büyük bir kısmı kentte yaşamaktadır diyor. Nüfusun artış hızı düşüktür diyor. Ortalama yaşam süresi uzundur diyor. Nüfusun büyük bir kısmı sanayi sektöründe çalışmaktadır diyor. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir diyor.
Numan diyor ki hocam cevap B. Şimdi İngiltere gelişmiş bir ülke değil mi arkadaşlar? İngiltere gelişmiş bir ülke olduğu için gelişmiş ülkelerde, Avrupa ülkelerinde nüfus artış hızı düşüktür. Çünkü kadınlar iş hayatına girdiği için nüfus artış hızı düşük olur. Doğru demiş. Tusem C demiş. Ortalama yaşam süresi uzundur. Yanlış bilgiyi istiyor bizden. Bak yanlış bilgiyi. Ortalama yaşam süresi İngiltere gelişmiş bir ülkedir. Ortalama yaşam süresi çok uzundur. 80-90'ları görürler. Çünkü gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri geliştiği için, yaşam koşulları iyi olduğu için arkadaşlar uzun yaşama da artıyor yani. Yaşam süresi uzundur. Evet. Ortalama yaşam süresi uzundur. Yanlış yok ki diyor Tusem. Kişi de başına düşen milli gelir de yüksektir. Ben bulacağım size şimdi söyleyeyim. Kişi başına düşen milli gelir de yüksektir. Çünkü gelişmiş ülkelerde zengin oldukları için kişi başına düşen milli gelir de yüksek olur. Nüfusun büyük bir kısmı şehirlerde yaşar. Evet, gelişmiş ülkelerin özelliği. Nüfusun büyük bir kesimi şehirlerde yaşar, kırlarda yaşar. Ama D seçeneğinde diyor ki nüfusun büyük bir kısmı sanayi sektöründe çalışmaktadır. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük kesimi %50'den fazlası hizmette çalışır. %30'u sanayide çalışır. %1,5-2 ise tarımda çalışır. Gelişmiş ülkelerden söylüyorum. Bakın tekrardan iyi dinleyin. Gelişmiş ülkelerde %50'den fazlası hizmet sektörü, sağlık yani eğitim. İkincisi ise sanayidir, %30'dur. Üçüncüsü ise tarım ve hayvancılıktır. O da %5'lerle %1'ler arasında. Yani cevabımız deniz olacak çünkü sanayi olmayacak. Nüfusun büyük kesimi hizmette. Ondan sonra sanayide. Peki İngiltere zengin olan yeraltı kaynakları aşağı ekilerden hangisine bir arada verilmiştir? İngiltere'de en çok bulunan yeraltı kaynakları. A seçeneği petrol, doğalgaz, taş kömürü. B seçeneği petrol, altın, elmas. C seçeneği altın, lignit, bor. D seçeneği altın, doğalgaz, taş kömürü. E seçeneği doğalgaz, bor, uranyum. Numan Diyarbakır dedi. Ama cevabımız Adana çıktı. Arkadaşlar İngiltere'de altın yok. Bak bunlar da hep altın demiş. Altın Güney Afrika Cumhuriyetlerinde. Bakın tekrar söylüyorum. Hatta İngiltere Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti'ni sömürmüştü. Aşırı derecede altın ve elmas yataklarına sahip olduğu için. Petrol, doğalgaz ve taş kömürü. İngiltere'de en çok çıkartılan yeraltı kaynakları petrol, doğalgaz ve taş kömürü. Taş kömürü çıkması sebebi ise birinci jeoloji zamanda oluştuğu için eski arazi. Eski arazilerde taş kömürü daha fazladır. Soruya bakalım. Petrol çıkıyor arkadaşlar. İngiltere'de de petrol var. Çok fazla değil ama petrol İngiltere'de, Norveç'te. Norveç, Avrupa'da en çok petrol çıkartan ülke Norveç'tir, onu söyleyeyim. En çok petrole sahip olan ülke Norveç'tir. Ama dünyada en çok petrol rezervine sahip olan bölge ise Arap Yarımadası'dır, onu söyleyelim yani. Bu ülkelerde de hiç çıkmıyor demeyiz. Çıkıyor, hayır çıkıyor arkadaşlar. Avrupa ülkelerinde de petrol çıkartılmaktadır. Altıncı soruya baktığımızda yukarıdakilerden hangilerine bakılarak İngiltere'nin gelişmişliği hakkında yorum yapılamaz? Yukarıdakilerden hangilerine bakılarak İngiltere'nin gelişmişliği hakkında yorum yapılamaz? Yetiştirilen tarım ürünlerinde, zengin olduğu yeraltı kaynaklarında, nüfusun yaş yapısında, ihraç ettiği ürünlerde. Hangileri gelişmişlik özelliğini gösterir? Bursa dedi Numan. Yetiştirilen tarım ürünü arkadaşlar ülkenin gelişmişliğini belirlemez. Yani o çok bariz bir şekilde saçma olur. Yetiştirilen tarım ürünü ülkenin gelişmişliğini belirtmez. Zengin olduğu yeraltı kaynakları şimdi bu da ülkenin aslında bir yandan gelişmişliğini belirtmez. Niye? Çünkü arkadaşlar zengin olduğu yeraltı kaynaklar. Mesela Türkiye'de diyelim Arap ülkelerinde arkadaşlar petrol, doğalgaz çok fazla ama gelişmiş ülkeler mi? Hayır. Onu kullanabiliyor musun? Kullanamıyor musun? Bu çok önemli. Nüfusun yaş yapısı, eğer bir ülkede yaşlı nüfus fazla ise, genç nüfus az ise arkadaşlar, çocuk nüfus az ise o ülke gelişmiş bir ülkedir. İhraç ettiği ürünlere baktığımızda, dışarıya sattığı ürünler, üretip sattığı ürünlere baktığımızda daha çok makine ürünleri satıyorsa, araç teknoloji üzerine ürünler satıyorsa ülke gelişmiş bir ülkedir. Yani bir ülkenin gelişmişliğini belirleyen burada
ihraç ettiği ürünler, eğer bir ülke sadece tarım ürünleri ihraç ediyor, sanayi ürünleri ihraç etmiyorsa, dışarıya satmıyorsa, demek ki ülke gelişmemiş tarım ülkesidir. Ama nüfus yaş yapısına baktığımızda eğer çok yaşlı, genç az ise o yine gelişmiş ülkelerin özelliğiydi. Hemen tekrardan söyleyelim. Gelişmiş ülkeleri belirleyen kriterler nelerdir? Kentte, şehirde yaşayan nüfus fazlaysa gelişmiş ülkedir. Milli gelir oranı gelişmişliği belirler. Milli gelir yüksekse gelişmiş bir ülkedir. Ortalama yaşam süresi uzun ise, yani çok uzun yaşlara doğru yaşıyorlarsa sağlık hizmetleri gelişmiştir. Gelişmişliği belirtir. Gelişmiş bir ülkedir. Yine arkadaşlar, ihraç ettiği ürünler sanayi ürünleri ise, daha çok teknoloji ürünleri ise, onları üretiyordur. Gelişmiş ülke olduğunu gösterir bize. Yine arkadaşlar, başka ulaşım sistemleri gelişmiş ise gelişmiş ülke olduğunu gösterir. Hizmet sektörü fazlaysa, hizmet sektöründe çalışma, yani nüfusun çalıştığı ekonomik faaliyetlerdeki dağılımı gelişmişliği belirler. Benzeri gibi şeyler arkadaşlar gelişmiştir. Ama yetiştirilen tarım ürünleriyle zengin olduğu yeraltı kaynakları gelişmişliği belirlemez. Yeraltı kaynaklarını işleyebiliyor musun, kullanabiliyor musun? Bu önemli bizim için daha çok. Yedinci soruya baktığımızda ise, yedinci soruda şöyle anlatıyor. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri İngiltere'ye ait olduğu söylenemez. Avrupa'da sanayi bakımından ilk sırada yer alır. Bulutlu gün sayısı fazladır. Bulutlu gün sayısı yağışla paraleldir. Yağışın fazla olduğu yerde bulutlu gün fazla olur. İngiltere'de Karadeniz iklimine sahip olduğu için, Karadeniz'de de her zaman yağış olduğu için, İngiltere'de de her zaman yağış oluyor. O zaman bulutlu gün sayısı fazladır. 3 numaralı yerde ise Thames ve Severn önemli akarsularından bahsetmiş. 4. Petrol ve doğalgaz önemli ihraç ürünleri arasında yer alır. Dışarıya sattığı ürünler içerisinde petrol ve doğalgaz önemli ihraç ürünü olarak yer alır. Tusem B seçeneği demiş. Doğru mu? Diğer soru mu demiştin? Yoksa? Evet arkadaşlar, cevabımız ne olur? Evet demiş, Bursa demiş. Avrupa sanayi bakımından ilk sırada yer alır. Petrol ve doğalgaz da önemli ülkedir demiş. Evet arkadaşlar, Avrupa sanayi bakımından ilk sırada yer almaz. Sanayi ilk bulan ülke İngilizlerdir. Ama şunu unutmayın demiştim. Sanayi bulup da uygulayamadı. Sanayi İngilizler buluyor, İngiltere buluyor. Ama uygulayan ise, asıl para kazanan ise bundan Almanlardır. Onu hiçbir zaman unutmayalım. Bulutlu gün sayısı fazladır, yağış fazla olduğu için. Thames Nehri biliyorsunuz zaten, Thames İngiltere'nin ortasından geçen nehirdir, söylemiştim ben size. Petrol, doğalgaz önemli ihraç ürünleri, dışarıya sattığı ürünler içerisinde yer almaz. Sadece kendi alanında kullanır petrol ve doğalgazı. Daha çok petrol ve doğalgaz yetmediği halde ithal eder, dışarıdan alır. Bu soruya baktığımızda ise yeryüzünde ilk sanayi şehri aşağıdakilerden hangisidir? Yeryüzünde ilk sanayi şehri, az önce söyledik. Yeryüzünde ilk sanayi şehri neresidir arkadaşlar? İngiltere'nin neresinde gerçekleşti? Hangi şehirde? Manchester kentinde gerçekleşti değil mi? Manchester. Cevabımız Manchester. Oxford ise eğitim şehridir. En kaliteli üniversitelerin olduğu şehridir Manchester kenti. 9. sorumuza baktığımızda ise 14 ve 15. yüzyılda İspanya, Portekiz, Fransa denizlerdeki üstünlüğünü 1600 yıllarında itibaren İngiltere'ye geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazla olmuştur? 14 ve 15. yüzyılda İspanya, Portekiz, Fransa'nın denizlerdeki üstünlüğü 1600 yıllardan itibaren İngiltere'ye geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur? Yer şekillerinin alçak ve düz olması nedeniyle akarsuların ulaşım ve taşımacılığa elverişli olması diyorsun Tuğse. Ada ülkesi olması dedik ya arkadaşlar. Ada ülkesi olması İngiltere'nin iç karışıklıklardan kurtulmasıydı demiştik. Hatta dedik Avrupa'da birçok sorun çıkıyor, ihtilal çıkıyor ama İngiltere ada devleti olduğu için bu ihtilallerden, sorunlardan etkilenmiyor. Hatta Avrupa'daki bilim insanları ne yapıyor? İngiltere'ye göç ediyor. Çünkü orada daha refah ve rahat seviyesi yüksek olduğu için, bilim daha iyi olduğu için. Tamam mı? Unutmayalım. 10. sorumuza baktığımızda ise 10. soruda İngiltere ile ilgili yukarıda verilen gelişmelerin yaşandığı yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir tarihle? İngiltere'nin deniz aşırı ülkelerde hakimiyeti eline geçirip dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurması, James Watt'ın buhar makinesini geliştirmesi, Robert Ford'un ise ilk buharlı gemiyi yapması.
İngiltere ile ilgili yukarıda verilen gelişmelerin yaşandığı yıllar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? 1500 ile 1600, 1600, 1750, 1750, 1850, 1850, 1950, 1950 sonrası. Arkadaşlar bunun cevabı Ceyhan'dır. Çünkü 1750'de bunlar gerçekleşiyor. Özellikle 1749'da, 1749'da James Watt'ın arkadaşlar ilk buharlı makineleri bulmasıyla beraber ondan sonra buharlı gemi yapılıyor 1850'lere kadar ve İngilizler artık sömürgeci bir zihniyete sahip oluyorlar. İlk önce James Watt 1750'li yıllarda arkadaşlar buharlı makineyi buluyor. Peşine buharlı gemiler üretiliyor. Peşine ise 1800'lü yıllarda İngilizler artık sömürge zihniyetine başlıyor. Ne yapıyor? Gidiyorlar zengin ülkelerdeki doğal kaynakları alıyorlar, getirip işlemeye başlıyor, satıyorlar. Teknolojinin, sanayinin gelişmesiyle beraber sömürgecilik başlamıştır, unutmayalım. Sömürgecilik ne zaman başlamıştır? Sanayinin gelişmesiyle beraber sömürgecilik başlamıştır. İngiltere'de 1840 yıllarından itibaren sanayinin ülkenin her yerine yayılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazla olmuştur? İngiltere'nin her yerine sanayinin gitmesi neyi sağlar? Neye sağlamıştır? Yani onu şeyleri malzemeleri bir bölgeden bir bölgeye taşımak için büyük bir yük makinesi lazım, taşıyıcı lazım. Bu da demir yolu ağıdır arkadaşlar. Demir yolu ağının gelişmesi İngiltere'de sanayinin her yere yayılmasını sağlamıştır. Unutmayalım. Demir yolunun ağının gelişmesi sanayinin her bölgeye gitmesini sağlamıştır. Çünkü büyük bir ulaşım sistemi lazım sana sanayi taşıyabilmen için. Yukarıda cümlede numaralanarak boş bırakılan yerlerde aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? İkinci Dünya Savaşı sırasında genç erkek nüfusun önemli bir kısmını kaybeden İngiltere iş gücü açığını eski sömürgeleri olan nokta ve nokta göç alarak gidermeye çalışmıştır. Eski sömürgelerin neresidir İngiltere'nin? Oralardan nüfus almıştır. İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda eski sömürgelerine sahip olan ülkelerden göç almıştır. Yani asker almıştır. Bu ülkeler hangisidir? Kanada'yı sömüremez değil mi? ABD'yi sömürebilir mi İngilizler? Gelişmemiş Afrika ülkesi olması lazım ki oradan nüfus alsın değil mi? Hindistan ve Pakistan demiş. Evet arkadaşlar, Hindistan ve Pakistan'daki sömürge bölgelerinden nüfus alıyor. Fas ve Cezayir ise Fransızlarla İtalyanların sömürgesidir, unutmayın. Fas, Cezayir ise Fransızlarla İtalyanların sömürge alanlarıdır. Özellikle Fransızlarla. Hindistan ile Pakistan ise İngilizlerin sömürge alanıdır. Arkadaşlar, İki sorumuz kaldı. Soruyu ben biraz yakınlaştıracağım size. Verilen bilgiler göz önüne alındığında söz konusu yıllarda İngiltere'de nüfusun nitelik ve niceliğinin değişmesi ülkenin aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgilidir? Ne diyor? Aşağıda İngiltere nüfus değişimiyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 1720'lerde 6 milyon nüfusa sahipken 80 yıl sonra nüfusu 14 milyona ulaştı. Bu durum erken evlilik ve fazla çocuk sahibi olma isteğiyle ilgiliydi. Bu dönemde hükümet çocuk sayısına göre aile yardımı arttırdı. Sağlık alanındaki iyileştirmelerle çocuk ölüm oranlarını azalttı. 1800'lü yıllarda ise arkadaşlar 1800 ile 1900 yılları arasında ise şehirde yaşayanların oranı %27'den %64'e yükseldi. Yani bu ülkenin gelişmiş bir ülke olduğunu gösteriyor gitgide. Diyor ki bu ülkede aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgilidir? Verilen bilgilerin yıl içerisinde böyle hızlı bir şekilde değişmesi neyle ilgilidir? Sanayi devrinin başlamasıyla, kıta Avrupa'sında göç almasıyla, ülke içinde siyasi sorunların uluslar boyuta kazanmasıyla, uluslararası ticaret yollarının değişmesiyle bağlı olarak transit ticaretinin artmasıyla, olağanüstü atmosfer koşullarına bağlı olarak kuraklığın öneriler için doğal afete dönüşmesiyle. Şimdi diyor ki İngiltere nüfusunda bayağı iyileştirme yaptı. Şehirlerde yaşayan insan sayısı arttı. Nüfusunda sağlık hizmetleri arttı. Bu neyle başlamıştır diyor. Bunu yapan şey nedir şıklardaki? Çok basit bir soru. Siz cevap vereceksiniz. İngiltere'nin nüfusundaki iyileşme, sağlık hizmetlerinin gelişmesi, kentlerde yaşayan insan oranının artması bunlar neyle olur arkadaşlar? En mantıklı cevap nedir? Belli zaten. Adana değil mi? Tuzem. Sanayi devrimiyle oluştur. Sanayi devrimiyle arkadaşlar ülke gelişmiştir çünkü. Evet arkadaşlar son sorumuza bakalım dersimizi bitirelim.
Buna göre sanayileşme sürecinde ilk olarak İngiltere'de başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır? Kalkınma ve küreselleşmenin itici gücü olan sanayi günümüzde önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Sanayileşme bir ülkenin ya da bölgenin ekonomik ve toplumsal yapısındaki çok sayıda temel değişim içeren bir süreçtir. Dünya bu sürece ilk yaşanan ülke ise İngiltere'dir. Buna göre İngiltere'de ilk sanayi devriminin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Ilıman iklim koşullarının hakim olması diyor. Coğrafi keşifler sonrasında Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan zengin olan birçok ülkeyi sömürgeleştirmiş olması, yeryüzünün en önemli enerji koridorlarından birinde yer alması, pamuklu dokuma sanayi için gerekli olan ham maddenin ülke içinde sağlayabilmesi, kara ve demir yolu ağının gelişmiş olması. Tuğsem ne diyorsun? Cevap Tuğsem Bursa diyor. Numan ne diyor? Numan da Bursa demiş. Yani coğrafi keşiflerden sonra sömürge diyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Coğrafi keşiflerden sonra sömürgenin artmasıyla beraber sanayi devrimi İngiltere'de gerçekleşmiştir. Çünkü ham madde kaynaklarına ulaşmış. Sanayi neyle yapman lazım? Kömürle, demirle, altınla, elmasla ve benzeri yer altı kaynaklarıyla. Bu da coğrafi keşiflerle beraber yeni doğal kaynaklar bulabilmek için sömürgeciliğin başlamasıyla beraber İngilizler de sanayi niteliğini ateşlemiştir İngiltere'de. Taş kömürü, demir yatakları ve benzeri. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim gençler. Güzel, verimli bir soru çözüm saatimiz oldu. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.